Büyük patron. Hopa gece gece. Ne oldu? Kötü rüya mı? Peki. Ne oldu anlat bakalım. Rüyamda annemle babamı gördüm. Büyük patron ne güzel işte ya. Ben görmüyorum diye şikayet ediyordum. Bak görmüşsün. Ben tekrar uyumak için gözümü kapattım. Ama olmadı. Ya benim rüyama bir daha gelmezlerse. Hiç olur mu öyle şey? Ayrıca gelmezlerse gelmesinler canım. Bak annenle baban burada. Gerçekten. Yani senin rüyana gelseler gelmeseler kaçırırlar ya. Ha? Çok da öyle önemli değil ki. Ama ben ne yapayım? Onları çok özlüyorum. Hem benim bütün arkadaşlarımın annesi, babası, abisi var. Hem annesini, babasını nasıl bir şey ben bilmiyorum ki. Büyük patron, sana bir sır vereyim mi? Ben annesizlik, babasızlık nasıl bir şey biliyorum. Benim de annem babam yok. Onlar da mı trafik kazası geçirdi? Yok aslında öyle değil yani. Onlar benim için öldüler. Yani öldüler annemle babam. Biliyor musun? Ben tek başıma büyüdüm. Nasıl? Yani elimi tutan, bana destek olan, beni seven, koruyup kollayan kimsem yoktu. Tek başımaydım. Nenem büyüttü beni. Öyle oldu. Yani aslında baktığında şöyle bir şey. Annem babam belki yok ama bak inan seni onlar yukarıdan seyrediyorlar. Gerçekten ağlama. Hem niye ağlama diyorum biliyor musun? Senin çevrende seni seven bir sürü insan var. Seni koruyan. Senin elini tutan, sana yardımcı olan, hep seni düşünen halan var. Amcan var. Dayım var. Aynen öyle dayın var. Biliyor musun aslında baktığında annesizlik babasızlık çok kötü bir şey değil. Yani çabuk büyüyorsun en azından. Anlatabildim mi? Öyle düşün. Nasıl yani? Boyun mu uzuyor? Yok aslında öyle değil. Yani nasıl anlatayım sana? İşte güçleniyorsun yani abi gibi falan oluyorsun öyle bir şey. Ama benim kardeşim yok ki. Değil mi? Değil mi? Değil mi? O da güzel cevap tabii. Şöyle yapalım. Büyük patron patlat. Vur vur. Annem kıyamam. Vur şuna. Alam. Ya büyük patron sen bayağı güçlüymüşsün ya. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama artık çocuklar için uyku vakti geldi ha, öyle değil mi? O yüzden Nazlı'nın hediyesini buraya koyalım. Örtümüzü hafifçe örterken Bulut Bey'i şöyle aç. Hoppa. Sen de annene babana her özlediğinde benimle konuşabilirsin, tamam mı? Aha. Tamam, olur. Anlaştık. Hadi bakalım. Nazlı'yı kaydıralım. Hoppa. Hakan. Artık uyuyoruz tamam mı? Neredeymiş? Yapıştır. İyi geceler. Demet neredesiniz Allah aşkına? Çocuk sabahtan beri ağlıyor. Bu çocuğa bakan kadın nerede ha? Biz bu insanlara niçin para veriyoruz? Gelsinler miyim evde? Melis Hanım. Melis Hanım.
Alo. Alya, ne yapıyorsun? Ne yapayım ya işte öyle, evde daraldım da. Biraz huzur bulmak için dışarı çıktım. Çok güzel bir park var, oraya geldim. Şimdi böyle kayalara yayıldım işte. Denizi izliyorum. Sen ne yapıyorsun? Tamam, ben buradan eve geçeceğim zaten. Tamam, bekliyorum. Gel provaya. Hadi öpüyorum canım. Alo, İkbal Hanım. Ben bugün şirkete biraz geç geleceğim. Yani öğleden sonra geleceğim herhalde. Programı ona göre ayırın, olur mu? Yok yok, iyiyim. Biraz bir şeyler yiyeyim. Dinleneyim, toparlanırım, gelirim yani. Hadi bakalım Nazlı, iş başına. Bugün... Merhaba Nazlı Hanım. Nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Kolay gelsin, hoşça kal. Sağ olun, teşekkürler. İyi günler. Ah be temizlikçi ablacığım. Temizliğe gelip yatağı toplamıyorsun. Daha ayın dolmadan kolduracaksın kendini. Nazlı, yatağı toplamana gerek yok. Nazlı. Nazlı. Şişt. Ferit Bey. Ya korksaydım? Neyse ki tahmin ettim sizin olduğunuzu. Ama bu kaçıncı oldu böyle arkadan sinsiz insi yaklaşmalar? Nazlı, sen korkmadın da ben korktum. Ne bağırıyorsun? Sakin ya. Anlamışsınızdır en azından ne hissettiğimi. Ayrıca sizin bu saatte evde ne işiniz var? Gideceğim birazdan. Yani biraz toparlanayım. Öğleden sonra gideceğim. Toparlanamamışsınız. Günden güne daha çok kötüleşiyorsunuz. Yo, iyiyim. Değilsiniz. Renginiz dün sarıydı. Bugün yeşil ve tonlarına doğru gidiyor. Ben tavuk suyuna çorba yapayım. İçmezseniz ben içerim. Gömlekler orada. İşim kısa sürecek. Bir yere ayrılma lütfen. Bağışla Dener Hanım. Alo Bekir, Demet Hanım'ı getirdim şimdi. Arabayı buldum. Sen merak etme. Ben o parçayı aldığımda kimse arabanın kurcalandığını anlamayacak. Birini mi bekliyorsunuz? Demet Hanım'ı bekliyorum. Şoförüyüm ben. Demet Önder. Bir yere ayrılma dedi. Size hılımur yaptım. İçine bal, zerde, çal, zencefil. Ne bulduysam koydum. Zerde çal mı? Evet, gribe birebir. Peyde zerde çal ne işi var? Ferit Bey, zerde çal son derece güzide bir baharatımızdır. Dolapta, karabiber, kekik, tarçın gibi diğer baharatların yanında bulunmasında, yemeklerde ve içeceklerde kullanılmasında hiçbir sakınca yoktur. Kamu spotumuz bu kadar. Ben bilmediğim şeyi içmem Nazlı. Ferit Bey, siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Hiç öyle durmuyorsunuz. Ateşiniz mi var? Evet var. Doktora mı gitseniz acaba? Nazlı, iyiyim dedim. Tamam, doktora gitmeyin. Bir güzel bu ıhlamuru için.
Öyle de bir güzel uzanın. Sonra terleyince siz hiçbir şeyiniz kalmaz. Şunun için. Uzatın ayaklarınızı, uzatın. Bakmayın öyle, inadınızdan iyileşemeyeceksiniz. Abi senin nasıl gidiyor? Çok şükür. Geçinip gidiyoruz Deniz. Senin en ufaklık okula başladı mı ya? Bu yıl inşallah. Frene basınca böyle bir ses geliyor. Ben onları da kontrol ederim Deniz Bey. Eyvallah abi. Bir tek sen anlıyorsun bu arabanın dilinden. Estağfurullah. Var mı başka bir şey? Aslında ufak tefek bir sürü şey var da sen böyle baştan aşağı bir kontrol etsen. Tamam, bir sıkıntı yok Deniz Bey. Onun dışında bir şey yok. Demet Hanım. Buyurun, birine mi bakmıştınız? Beni burada görmeye alışsanız iyi edersiniz. Şirket işlerine karışmayıp şirket çalışanlarını rahatsız etmediğiniz sürece elbette elinizdeki geçici vesayetle geçici olarak misafir misiniz Demet Hanım? Bana bir yeşil çay, içerisine bir dilim limon lütfen. Ferit'i göreceğim. Oraya gönderirsin. Ferit Bey bugün işe gelmedi. Kendisi biraz rahatsız. İşlerini evden yürütecek. Rahatsızım diye işe gelmedi yani, öyle mi? Hayret. Ben size Hacer Hanım'ı göndereyim. Siz isteklerinizi ona söyleyin. İsterseniz toplantı odasında bekleyin ya da kafeteryada oturun. Siz bilirsiniz. İyi günler Demet Hanım. İyi günler Demet Hanım. Şurasını da şuna taktım mı? Akşama biter mi sence? Oo, bitti sayılır canım bu. Bir iki yerine makine geçeceğim, o kadar. Ay dur, yine geçeceğim. Kıpırdama, battı mı? Ay. Bir şey diyeceğim, akşama sen de gelsene. Nazlı'yı da çağırırız. Olabilir aslında. Bilmiyorum ki. Bakarız. Nasıl bakarız? E kızım bakma, gel işte. Mekanı beraber ayarladık sayılır. Gelecek misin? Gelirim tabii kız. Gelmeyeceğim de ne yapacağım? Hem belki Engin de orada olur. Ay olur mu gerçekten? Ay olmasın ya. Olmasın olmasın. Of, bilmiyorum ya da olsun. Ay. Olsun olsun, konuşmuş olursunuz. Hayır, Engin benimle konuşmak istemiyor ki yani. Ah, denemeden bilemezsin. Nereden bileceğim? Su istiyor musun? Ay vallahi var ya, birini sevsen bir dert, sevmesen bir dert. Var ya, en iyisini sen yapıyorsun ha aslında. Hiç bu işlere bulaşmıyorsun. Oh, kafa rahat. Aa, o gülüş ne o öyle? Ne varmış gülüşümde? Böyle ağzının kenarından hıh diye. Ama böyle dertli dertli. Değme benim derdime, fatoş dercesine. Yani bütün bunları bir gülüşümden mi çıkardın? Bravo. Hatta dahasını da çıkarıyorum şu anda. Soruyor soruyla cevap vermeler, konuyu geçiştirmeye çalışmalar. Belli ki bu geçmişten kalmış bir şey senin canını sıkıyor. Ya da geçmişten gelen ama geçmeyen bir şey var. Olmayınca olmayanlardan işte. Boş ver. İyi peki madem. Eğer bu dert senin içini deşerse nereye başvuracağımı biliyorsun. Hadi git çıkar şu üstündekini de makineyle geçeyim. Ay. Ay, batıyor her yeri. Her yeri yine, her yeri yine. Hadi şunu toparlayayım hemen. Abla?
Ne yapıyorsun burada? Arabamda bir sıkıntı vardı da. Sen ne yapıyorsun? Benim de yukarıda ufak bir işim vardı da. Benim şoför yok. Şoför bu canım. Kaçacak değil ya. Ha geldi. Görüşürüz Deniz'ciğim. Neredesin sen? Lavaboya bakmıştım da Demet Hanım. Tam da zamanı. Bir sürü işim var ya. Nasıl gidiyor usta? İyi, bir arıza gözükmüyor. Hiç sorma Fatoş ya. Ben de bugün erken çıkar, Bulut'un yanına uğrarım diyordum ama... Ferit Bey hiç bırakılacak gibi değil. Çok hasta. Bir de aradı yavrucak bugün. Yani çok özledim falan dedi. Ay özledim mi diyor bir de. Ah yavrum nasıl sıkılıyordur orada şimdi. Ne oldu? Naz Bulut'un yanına gidemiyormuş da aklı onda kalmış. E biz gideriz Bulut'un yanına. Ay Nazlı bir dur. Biz mi gidelim? Ver. Alo Nazlı. E biz kızlarla gideriz Bulut'un yanına. Yok canım zaten elimde büyüdü o çok sever beni. Ya evet hem zaten doğum gününe de gidememiştim iyi olur. Tamam, sen Fatoş'un telefonuna gönder numarayı. Tamam, arayacağım ben. Hadi bay bay. Ay Ali nasıl iyi bir şey yaptın ya. Vallahi çocuk nasıl mutlu olacak yavrum? Hem ona da bir değişiklik olmuş olur. Bize de çok iyi gelir. Bulut bütün enerjimizi temizler bizim. Hah, numara geldi arıyorum. Tamam. Alo. Ne oluyor yine? Bulut'un yanına gideceğiz, vakit geçireceğiz çocukla. Aa, ne alaka Fatoş? Kızım sen de hayatında iyi bir şey yapmış olursun işte. Bir çocuğu sevindirmek ne kadar sevap biliyor musun sen? Biliyorum. Gitmem lazım onu da biliyorum. Ama böyle içimden bir ses diyor ki sen bugün evde yat, dinlen Asuman. Ben de o sesi dinlemeye karar verdim. Allah'ım yarabbim. Kızlar hadi hazırlanın. Bulut çok sevindi havuza gireceğiz dedi. Havuz mu? Dur kız ben hemen hazırlanıp geliyorum. Bak havuzu duyunca nasıl aşka geldi görüyor musun? Fatoş. Ne kötüsün kız sen. Şu hayatta bir çocuğu sevindirmenin sevabını biliyor musun? Cık cık cık. Ah Osman sen benim kardeşim olacaktın ki. Ben de gideyim hazırlanayım bari. Alayım telefonu. Al. Uyumuş. En azından içmiş. Aferin. Nasıl uyumak? Boynu tutulacak. Ah benim bu iyi niyetim. Nazlı. Ferit Bey. Beni yastıkla boğmaya mı çalışıyordun? Ne münasebet canım, ne boğması. Ben uyuyakalınca siz boynunuz tutulmasın diye altına koyacaktım. Ama gerek kalmadı. Ayrıca uyandığınız iyi oldu. Ben çorba getireyim. Ben çorba içmem ki bu saatte. Aman Allah'ım bu nasıl hızlı bir araba kullanmak yarabbim. Yakaladım. Bu araba çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim Ali abla. Sen de çok teşekkür ederim Fatoş abla. Ah canım benim asıl ben sana teşekkür ederim beni arkadaşın olarak kabul ettiğin için. Nazlı'nın arkadaşı benim de arkadaşımdır. Oo torpil büyük yerden. Eyvallah Bulut'cum. Asuman abla konuşmayı sevmiyor mu? Yok o konuşmayı seviyor da. Hiç belli etmez. O uzaktan seviyor canım. Asuman. Hadi sen de gelsene artık havuzla ya. Ne yapıyorsun orada? Bebeğim şu an çok orantılı bir şekilde yanıyorum ama dinliyorum sohbetinizi. Geleceğim birazdan. Dikkat et. Güneş çok fena yakar.
Ben bir tane zombi filminde görmüştüm. Ultraviyole yüzünden bütün insanlar böyle güneşte zombi oluyordu. Duydunuz mu Asum Hanım? Hadi. Nazlı, baksana sana zahmet. Bakıyorum. Hep bana zahmet, hep bana eziyet. Efendim? Demet Hanım geldi. Gördüm. Nazlı, söyler misin kapıyı açsın bana? Ferit Bey'i iletir misiniz? İleteceğiz artık. Ferit Bey! Gelsin Nazlı, gelsin. Gönderebilirsiniz. Çorba geldi. Mis gibi, sıcak sıcak. Nazlı, istemediğimi söylemiştim. Ben yapmayacağım demedim. Sizi şöyle bir tık alabilir miyim? Bir tık, bir tık. Lütfen, lütfen, lütfen. Teşekkürler. İnatlaşmaktan vazgeçmeyeceksin, ha? Karakterime ters. Ferit, geçmiş olsun. Sağ ol. Nazlı, yabancı mıyım ben? Eve geçmiş olsun ziyaretine gelen birini bile pişman ediyorsun. Bravo. Evet. Nazlı talimatlara uyuyor sadece. Ben mutfaktayım. Çorbanı içmene yardımcı olayım. İster misin? Kollarım çalışıyor Demet. İçmek istersem kendim içerim. Peki. Ne yapıyorsun Demet? Niye geldin sen? Şirkete uğramıştım. Hasta olduğunu söylediler. Ben de ziyaret edeyim istedim. İyi. Hasta ziyaretin kısası makbul. Bulut'cum, bak fizyoterapistimiz geldi. Bugün çalışmaya havuzda başlayacağız. Merhaba Bulut Bey. Şu kasları biraz güçlendirelim mi? Ne dersiniz? Ama arkadaşlarım ne olacak? Ne üzeriz canım. Tedavi o, en önemlisi o. Tabii ki Bulut'cum, biz buradayız. Sonra araba yarışı bile yaparız. Yapacağız. Demet Hanım evde mi? Hayır, yok. Dışarıda işi vardı bugün. Hı, tamam. Ay, Demet Hanım da yokmuş. İyi oldu. Hiç çekemeyeceğim şimdi onu. Hı. Ya böyle bir başarılı iş kadınıyım. Bir yandan da sosyal hayatımdan vazgeçemem mesajları. Artık bize bakardı böyle bir. Siz gidi sefil orta sınıf insanları. Buldunuz beleş havuzu, iyice gebeşin der gibi böyle iyice aşağılardı artık. Vallahi sen bu kadını çok iyi tanıyorsun galiba. Lütfen. Kız, Asuman. Hı. Kakalak gibi yapıştın kaldın orada ya. Gir şu havuza, azıcık şu çocukla ilgilen. Ayıp oluyor ya. Ay Fadoş'um, şurada bulduk beleş havuzu. Güneşleniyorum, mis gibi keyfini çıkartıyorum yani. Ne dırdır ettin bu kadar? Gireceğim zaten birazdan havuza da. Asuman'cığım, nereye giriyorsun? Fizyoterapist var orada. Bulut da korkuttu beni, böyle zombiydi. Ultraviyoleydi falan filan. Doğru söylüyor çocuk valla. Kız bak bakayım, yanmış mı? Hiç yanmamışsın Asuman. Hakan abi geldi abi. 10 tane! Sabri Bey, sizden 10 tane tır istedik. Siz 7 tane yollamışsınız. Abi hoş geldin. Hakan abi çay getir. İstemez oğlum çay may. Sen soruya cevap ver. Tırlar nerede? Abi, tır ayarlamakla bitmiyor iş. Birer tane sağlam şoför ayarlamamız lazım. Az ziftlen ayarla Sabri. Sen ağzı sıkı şoför ayarlayacaksın. Senin de ağzın sıkı olacak. Bitti gitti. Yoksa ben bir telefon açarım Sabri bir tane nakliye firmasına. Kardeşim derim, bana 10 tane tır lazım. İşimi göreceğim. Olup gidip işimi yaparım. Sıkıntı yok abi, biliyorum. Ya bilmiyormuş gibi davranıyorsun ama. Biliyormuş gibi davran. Sabri, beni delirtmeden eksik adamları ayarlayın, limana gönder. O konteynerlar orada başıboş durmasın. Tamam abi, tamam. Halledeceğim. Ben büyük adamlarla çalışıyorum. Kodomanlarla. Anladın? Eğer sen çarşafa dolanırsan ben zorlanırım. Ben zorlanırsam... Bekle! Sen bu hayatta olmazsın. Anladın? Ha.
Anladım abi. Efendim Resulcuğum, söyle seni dinliyorum. Ne yaptın? Hallettin mi işi? İşler tamamdır Hakan Bey. Sabote ettiğim parçayı söktüm. 1000 yıl baksalar kazanın neden olduğunu anlayamazlar. Aferin sana Resul. Aferin. Peki neredesin? Şirkette misin sen hala? Ben sizin eve daha yeni geldim. Demet Hanım da şirkette fazla kalmadı. Hemen çıktı. Kendisini Nişantaşı'na bıraktım. Alışveriş yapacakmış. Alışveriş sonrası almanı istemedi mi? Alışveriş yaptığı yerden ya da başka bir yerden? Hayır. Taksiyle kendi dönecekmiş. Tamam, kapat. Dedi, ileri gidiyorum. Yapma. Doğum gününe gelemediğim için özür dilerim. Boş ver. Ama aslında buraya geldiğin daha iyi oldu. Ben çiftlikteki herkesi tanıyorum. Ben burada yalnız. Bu kadar olgun karşıladığın için teşekkür ederim. Olgun ne demek bilmiyorum ama teşekkür ederim. Bazen o kadar büyümüş de küçülmüş gibi konuşuyorsun ki çok bilinmeyen denklemleri çözebilecek misin gibi geliyor. Ne dediğini yine anlamadım. Ama bence iyi bir şey söyledin aslında. Yine teşekkür ederim. Tedavi nasıl gidiyor? Çok iyi görünüyorsun. İyi gidiyor, çok güzel gidiyor. Hatta o koltuk değneklerinden kurtuldum ben artık. Aa, harika. Ben çok sevindim bu işe. Ben iyileşince, yani tamamen iyileşince jetonlu oyuncaklara gidelim mi? Hem bir keresine gitmiştik ya amcam, sen, ben. Tamam, Deniz'e söylerim, seni iyileştikten sonra gideriz. Yaşasın. Nazlı da gelsin mi? Gelsin, tamam. Tamam. Osman, şu kadına bir şey soracağım. Merhaba. Merhaba. Ay, siz fizyoterapistsiniz değil mi? Evet. Ah, ne güzel meslek. Ben de size bir şey soracağım, çok küçük bir şey. Şu bacağım benim, sağ bacağım kalçadan aşağı doğru bazı sabahlar böyle kas katı kalıyor. Çok ağrıyor. Acaba diyorum şöyle bana bir iki tane hareket gösterseniz ben onları yapsam belki rahatlar. Ya aslında bir hastaneye gitseniz MR ya da film çekmek gerekebilir. Yok yok ya, o kadar büyük bir şey yok. Yani belki siz şöyle bir iki tane küçük hareket gösterirseniz ben onları her gün 10 dakika yaparım. İyi gelir belki. Gerçekten ben şimdi size yanlış bir şey söylemek istemiyorum. İsterseniz bizim hastaneden bir randevu alalım. Aynen, biz sizin hastaneden bir randevu alalım. Oldu o zaman, size iyi keyifler. Oldu. Kızım ne yapıyorsun kızım ya? Allah Allah, rezil üstü vay diyorsun bizim millete. Bu işler böyle mi yapılır? Kezban sen bilecek bize. Ay, onca kere Kezban'ına baksın Osman. Para gözü. Ne ben ya? Basitçe bir soru sordum yani. Ama para almadan cevap da vermiyor tabii ki. Kızlar, hadi gidelim artık. Çıkın havuzdan. Ya bir 5 dakika daha mı? Ondan sonra. Osman, hadi yarış. Hadi. Kızıkçılık yapma. Ferit, hatırlıyor musun? Biz seninle nişanlıyken sen yine bir keresinde böyle hastalanmıştın da ben bakmıştım sana. Hatırlamıyorum. Olur mu canım öyle şey? Hatta senin ateşini ben ölçmüştüm de 38,5 demiştim. Sonra termometreyle ölçünce aynı çıkmıştı. Hatırlamıyorum dedim ya Demet. Hatırlamıyor musun yoksa hatırlamak mı istemiyorsun? Hatırlanmaya değer bulmadığım hatıraları hafızam siliyor desem daha doğru olur. Açmayacak mısın? Efendim hayatım. Ah aşkım, ne haber, ne yaptın, nerelerdesin? Dışarıdayım. Sen? Alışveriş falan mı? Yok, maniküre geldim. Telefonun bayağı uzun çaldı da ben kabinde bir şeyler deniyorsun sandım. Ay yo, kuaför biraz kalabalıktı da dışarı çıkmayı bekledim. Sen neredesin? Ben avukatlarla yemek yedim, toplantı hali falan. İşim bitti şimdi. Dönüyorum, görüşürüz. İyi, benim de ufak bir işim kaldı, sonra gelirim. Görüşürüz. Küçük bir iş.
Nazlı. Bir şey mi vardı Demet Hanım? Evet, bana bir su verir misin lütfen? Nazlıcığım, az önceki tavrımdan dolayı senden özür dilerim. Malum, eski alışkanlıklar unutulmuyor tabii. Biz Ferit'le her ne kadar ayrılmış olsak da Ferit benim için hala çok değerli. Beraber miydiniz? Aha, sen bilmiyor muydun? Tabii, biz Ferit'le nişanlıydık. Evlenmek üzereydik hatta ama olmadı işte. Ayrıldık. E şimdi bu evde böyle yabancı gibi karşılanmak. Alabilir miyim? Teşekkür ederim. Zaten kendimi çok suçlu hissediyorum. Yani Ferit'le biz ayrıldığımızdan beri Ferit'in bu yabaniliği, hayatına kimseyi almaması. Biliyor musun? Eskiden biz Ferit'le beraberken Ferit hiç böyle biri değildi. Hiç bilmiyorum. Bilmiyorsun tabii. Nereden bileceksin? Ferit zaten çok ketum bir adamdır. Acısını da sevincini de kendi içinde yaşar. Paylaşmaz yani etrafıyla. Öyle. Bir şekilde kendi içinde yaşar. Ama ben yine de bilmeni istedim. Bulut'la ilgili hırçınlığını belki böylece anlamış olursun diye. Teşekkür ederim Demet Hanım. Çok yardımcı oldunuz bana. Rica ederim. Sen yine de benim kusuruma bakma. Arada kalmamı istemezdim. Gerçi biz hep böyleydik zaten. Etrafımızı da kendimizi de çok üzdük. Üzüntünüzü anlıyorum. Benim şimdi gitmem gerekiyor. Ferit'e selam söylersin. Bir adım at bana doğru. Acıyor diyorum ya, basamam. Bulut'cum, bak fiziksel olarak neredeyse iyileştin. Artık yardımsız yürümemen için hiçbir sebep yok. Hadi bakalım, bir adım. Ya acıyor dedim. Bulut'cum, ama Demet Hanım geçen gün çiftlikte çok hareketli olduğunu söyledi. Hem bugün havuzda da gayet iyiydik. Ama ne yapayım, şimdi basamıyorum ben. Bak, basamadım. Tekrar deneyelim mi? Psst, Bulut! Vur! Bulut çok sert vurdu. İnanmıyorum. Çok sert vurdu. Gol oldu. Bulut'u görmeniz lazımdı. Golü anlatacağım sevgili seyirciler. Hakan sağ taraftan indi. Pasını verdi Bulut'a. Bulut önce Melisa basına bir çalım attı. Fizyoterapisi çıktı karşısına. Onun belini kırdı. Bir sağ, bir sol. Çok sert ve gol. Aslan parçası. Büyük patron, bir şey diyeceğim. Şu iyileşme işini biraz hızlandır da aşağı mahalleyle maç yapalım ya. Ha? Demet Hanım evde mi? Geldi mi? Henüz gelmedi Hakan Bey. Tamam. Kolay gelsin size. Hadi bakalım. Bak bak bak. Küçük Bey büyümüş de bizi kandırıyormuş. Demet gitti mi? Gitti. Ben şunu götüreyim. Niye aldın çorbamı? İçmeyeceğim dediniz. İçiyordum ama. Tamam, soğumuştur bu. Ben size yenisini getiririm. Biraz daha yiyin, burada içerim. Ne oldu, çorba için ısrar etmeyi bıraktın? Ferit Bey, siz Demet Hanım'la nişanlıymışsınız. Hatta evlenmek üzereyken ayrılmışsınız. Neden bunu söylemediniz? Sana neden söylemem gereksin ki? Niye ilgilendiriyor seni bu durum? Beni neden ilgilendirdiğini açıklayayım. Maruz kaldığım için. Ben Demet Hanım'ı Bulut'un halası diye bu eve aldığımda sizden yemediğim fırça kalmadı. Bulut'la Demet Hanım yakınlaştıkça acısını benden çıkardınız. Meğer onların yakınlaşmasını eski ilişkiniz yüzünden istemiyormuşsunuz. Nazlı, sen ne dediğinin farkında mısın? Ben gayet farkındayım her şeyin, nihayet. Ben Bulut için endişelendiğinizi sanmıştım. Ama bütün kıyamet sizin şahsi meseleniz yüzünden kopmuş. Siz bu yüzden ne Bulut'u kısıtlayabilirsiniz, ne de beni yargılayabilirsiniz.
Merhaba gençler. Merhaba. Ferit hastan hasta dediler, geldik ya. Ama hala ayakta. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Sen nasılsın? İyidir. Abi seni hiç öpmeyeyim. Seni hastalandıran virüs beni öldürür. Senelerdir hastalanmadı. Şirkette Ferit hasta falan deyince ben böyle kalktım geldim sırf merakımdan vallahi. Bir sen eksiktin bunu söyleme. Yatıyorum ben içeride. Abi dur, ben senin yastığını falan değiştireyim ya. İleride torunlarımıza anlatacak hikayemiz olur. Yıl 2017 idi çocuklar. Ferit dedeniz çok hastalanmıştı. Ben yastığını bir değiştirdim. Tak diye iyileşti vallahi. Merhaba aşklarım en güzeli. Ne haber aşkım? Nasıl geçti günün? Neler yaptın şirkette? Kimler vardı? Öyle bir kendimi göstereyim dedim. Kimse yoktu zaten. Biz de İkbal Hanımcığım'la sohbet ettik. Oradan da kuaföre geçtim zaten. Güzel. Sen ne yaptın? Ben üç sıradan stabil, öyle. Birkaç iş vardı, onları hallettim dışarıda. Avukatlarla görüştüm. Böyle çok kayda değer bir şey yok yani. Gelsene yanıma. Yok ya. Yukarı çıkıp bir üstümü başımı değiştireyim, olur mu? Oh, soğan kesmek çok üzünlendiriyor. Tabii sen müzisyen adamsın, hassas adamsın. Ben düşünemedim. Sen nasıl başarıyorsun ağlamamayı ya? Başarmıyorum. Acım mutfakta yaşıyorum. Ben deniz kilo kilo soğan doğruyorum. Deniz. O soğanların haline ben sana öyle mi öğrettim? Nasıl ya? Ne güzel işte. Böyle ince ince doğradın. Tatlım, sen henüz bu evi tanımıyorsun anlaşılan. Bu evde, yemekte... Asla ince ince doğranamaz o soğanlar. Küp küp doğranacak simetrik. Allah Allah ya. Soğan doğramanın da mı talimatı var? Oho! Sen bu evde daha ne talimatlar var bilsen. Neler çekiyorum ben. Mesela salatada küp küp soğan. Yandı. Ferit abi, yanlış doğranmış soğanların suçlusu benim abi. Ya delirdin iyice. Hadi tamam git sen. Kovuyorum seni. Git hastayla ilgilen. Söz veriyorum. Bundan sonra çok iyi bir çırak olacağım. Bilemiyorum Deniz, bana güven vermiyorsun. Ama gerçekten bak, gözlerim dolu dolu söyledim. Ay gerçekten. Gözyaşların sahte olamaz, inandım sana. Ya beni güldürme. Duyacak şimdi. Gerçi ses çıkmıyor Ferit Bey'in, uyudu mu? Hayır uyumadım, siz keyfinize bakın, beni düşünmeyin. Düşünen de kabahat. Ferit abi hasta olmaya çok alışık değil. O yüzden biraz sinirli. Biraz. Duyuyorum Deniz, sağır değilim. Sadece grip oldum. Tamam abi, kızma ya. Ben de seni ilk defa hasta gördüm de böyle yaz günü grip olunca çok komik geldi. Seni üstün başarılarına ötürü ödüllendirmeye karar verdim Denizciğim. İyi bir partnersin, komiksin. Kahve saati. Çıraklık ödülünü de kurabiye. Oo, bayağı boğaz tokluğuna çalıştırıyorsun beni ya. Öyle önyargılı olma. Henüz kurabiyeleri görmedin. Oo, mükemmel kokuyor. Ayrıca çikolatalı. Sıcaktır. Çikolatalı ama. Hmm. Oo. Çok sıcak ama çok lezzetli gerçekten. Ben neden pasta kafe falan aç? Restoranı boş ver. Hmm. Anlaşıldı, seni sokmayacağım oraya. Hayrola, şeflik kariyerin kısa sürdü. Evet, biraz hobi olarak gidiyor. Zaten kariyerin çok parlak gitmeyecekti.
akşam Aylin'in konserine geliyorsun değil mi? Gelirim tabii. Kızlardan aldım haberini zaten. İstersen ben bekleyeyim, birlikte gideriz. Şimdi gideyim diyorsun yani içeri. Beni şurada şu halde bırakıyorsun. Bir de beklemeyi teklif ediyorsun. Yapılacak çok işim var. Sen git. Ben eve falan uğrayacağım, üstümü değiştireceğim. Akşam kızlarla gelirim. Peki. Ben iki tane kurabiye alayım o zaman. İki gün daha çalışacaksın o zaman. Seve seve. 2,5 gün oldu hatta. Çikolatalı onlar. Tamam, olur. Çok lezzetliler ama ya. Ne sandın? Müjde abi! Nazlı'nın kurabiyesinden tattın mı? Ne yapayım?